Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Hindistan'ın bir bakıma yerle yeksan olmuş savaş uçağı Tejas. Dostumuz Pakistan'a karşı kullanmaya çalıştıkları bir uçak. Uzun yıllardır ellerinde ve ne kadar başarısı tartışılsa da Hindistan kendi yaptığı bu uçakları halen kullanmakta. Geldiğimiz günlerde ise birçok silahı üzerinde denemeye başladılar. Ama tabii ki önemli olan yeksan olmuş bu uçak. Temelde uçak düzgün değilse kullanılanların bunu kurtarması biraz zor. Peki Tejas'a daha şimdiden neden bu kadar salladık? Özellikleri tam olarak neler? Veya dostumuz Pakistan'ın J-17'lerinden daha mı iyi? İncelemeye başlayalım. Hint Hava Kuvvetleri Çoğu ürünün Rus olduğu ama içinde Fransız-İsrail ürünleri bulunan geniş bir kurum. Buna bağlı olarak da genişliği topraklarına oranla yetersiz. Öyle ki hem Çin hem de dostumuz Pakistan'la ciddi derecede düşmanlar. Ana güç olarak ellerinde 200'den fazla Su-30 olsa da iki cephe hattı olduğundan yetersiz diyelim. Ayrıca ellerinde bunun haricinde yüzlerce eski MiG-21, Rusya'dan Su-30 ve Fransa'dan 36 adet Rafale siparişleri var. Yani kendi kültürlerini oturtma noktasındalar diyelim. Tam olarak ne alabilirlerse almışlar. İşte bu noktadan sonra ise en büyük adımları yerli ve milli Tejas uçakları. Neredeyse 40 yıllık olan bu projeden prototipler dahil 25 adet uçak ürettiler. Ek olarak bir üst modelinden ise 86 adet almayı planlamaktalar. Tabi şu an için devamı gelmedi. Çünkü Hint Hava Kuvvetleri bu uçağı istemedi. Buna bağlı olarak da neden ürettiler veya böyle oldu diyebilirsiniz. Bunun cevabı da basit. Boşuna yerle yeksan oldu demedik. Aslında bakarsak projenin şekli bile yanlıştı. Başlangıcı, sonu, gidişatı her bir yanı hatalar içindeydi. Çünkü daha hiçbir askeri altyapısı olmayan bir devlet motoru dahil 5. nesil bir uçak yapmaya çalışmıştı. Yani iş gerçekten zordu. Bunun yanında da destek aldıkları Fransız firması Dassault raporlarında bu işin sonunun felaket olacağını çoktan belirtmiş. Durum o kadar kötüydü ki ilk prototiplerinden sonra uçağı büyük bir modernizasyona soktular daha yeni olmasına rağmen. Fakat buna rağmen Hindistan'ın tarihte yaşadıkları ve yetkililerin arzusu işi çoktan bitirmişti. İşin başlangıç hikayesi bu şekilde. Devamında ise yerli ve milli motorun başlangıç için hayal olduğunu anladılar. Çünkü hiçbir deneyimleri yoktu ve Amerika'ya başvurdular. Bu kısımda da F404 motoru aldılar. Kendisi F18'lerde kullanılan bir motor. Sıkı askeri teknoloji takipçileri şimdiden anlamıştır. Motor seçiminde bile sıkıntı var nedenine birazdan gireceğim ama geneliyle bu şekilde. Yaptıklarına bağlı olarak karşımızda günümüzdeki Tejas uçakları var. Sıkıntılı, sorunlu ancak sonuç itibariyle bir şeyler yapılmış. Gelelim uçaklarını baştan aşağı incelemeye. Bu kısımda karşımızda 13 metrelik bir boy ve 8 metrelik bir kanat açıklığı var. Tasarım olarak genel itibariyle küçük bir uçak bunun yanı sıra radar ekosunu azaltmaya yönelik işler yapılmış. Ancak bu konuda başarısız olduğunu söylemek mümkün. Genel hatlar ve yapısı tam olarak oturtulamamış. Baktığımız zaman 5. nesil uçakların en net ve belirgin özelliği yapısıdır. Yani gizli karakteristiği. Öyle ki milli muharip uçak teknolojik olarak 5. nesil olsa bile motoru işi bozarsa 4.5. nesil diyebiliriz. Durum aynen burada da böyle. Tabi Tejas'a 4. nesil demek bile zor. Yani bu yanlış seçim dediğimiz F404 motorları ve yapısı gizli karakteristiği tamamen bozar. Tabii uçaktaki bahsettiğimiz asıl sıkıntı bu değil. Bu motorların çift kullanıma göre tasarlanmış olması. Mesela F18'de çift 404 motoru bulunmakta. Motor çift kullanıldığında yüksek performans verebilir. Tejas performans olarak biraz kendi kafasına sıkmış. Devamındaysa uçakta ciddi bir radar problemi var. 5. nesil hedefi var ama şu an içerisinde ayasa radar bile yok. Bizim akıncıda mini AESA radar kullanacağımızı varsayarsak gerçekten problem. Bunun yanı sıra sıkıntılar biter mi? Bitmez. Uçakta elektronik harpten eser yok. Elektronik harbi bırakın destek sistemi olduğu bile net değil. Yüksek karıştırma anında muhtemelen çöpe çıkacak. Ek olarak en önemlilerden biri yani aviyonik konusu çorbaya dönmüş ellerindeki ve ithal ettikleri her sistemle karıp uçağın elektroniğini oluşturmuşlar. Neyi tespit edip vuracağı bile belli değil. Son olarak bu sefer harbiden son bu uçakların muharebe dayanıklılığı 1 saat. Yanlış duymadınız sadece 1 saat. Bu sayının F-16'larda 3 saat olduğunu söylersek uçağın ne kadar maliyetli olduğunu anlarsınız. Maliyet diyorum çünkü bu haliyle uçuştan sonra 20 saatlik bir bakıma ihtiyacı var doğal olarak savaş zamanı en istenmeyen durumlardan biri. Şöyle söyleyeyim Amerika bile olsanız bakım maliyetlerinden kaçmak zorundasınız. Bunu F-22 uçaklarını sınırlı sayıda üretmelerinden görebiliriz. Son olarak sırada Pakistanlı dostlarımızla karşılaştıralım. Uçak bu durumda olsa da güncel hali üzerinde çalışmalara başladılar. Burada iki uçağın en üst versiyonunu baz alarak ilerleyeceğiz. Baktığımız zaman Pakistan'da JF-17 uçakları var. Bu uçakların son seviyelerinde ISR radar ve birçok elektronik harp sistemi olacak. Bunun yanında JF-17'nin en iyi yanı maliyetinin düşük olması. Pakistan'a aslında çok iyi bir seçim. Hindistan'ın eşitlenmek için Rusya gibi yerlerden destek alması gerekli. Devamında normalde pek önemli olmasa da manevra kabiliyetleri var. Neden önemli derseniz uçaklarda kaska monteli nişangah yok. Yani bu eksiği uçakların performanslarıyla kapatması gerekli. İlk Hindistan uçakları performans olarak kötüydü. Son güncellemelerle arttırsalar da bir JF-17 manevrasına yetişemez. Çünkü Hint tarafı radar ekosunu bozmasın diye delta kanat tasarımına rağmen uçağın kanatçıklarını düzgün koymamış. Dönüşünü büyük oranda etkiler. Savaşta diğer bir önemli nokta ise havada kalış süreleri. Uçaklar ne kadar uzun süre destek verebilirlerse kara kuvvetleri için o kadar iyi. Bu noktada Tejas savaş dayanıklılığı konusunda yerlerde. Yani havada kaldığı her dakika uçağın performansı düşecek. Bunu düzeltmek en zor konulardan biri. Karşı taraftaysa JF-17'de durum çok daha iyi. Pakistan tam oturtmasa da önlemlerini buna göre almış bir F-16'ya yakın. Son olarak sırada silah konusu. Hindistan'ın öne çıkabileceği tek yer. Pakistan'da Çin üretimi PL serisi varken Hindistan'ın İsrail'den Fransa'ya kadar füze tedarik zinciri var. Özellikle uçaklarında yeni denedikleri Fython 5 füzesi kendisi kısa menzilde en iyilerden. Bu uçakların tespit sistemleri sıkıntılıyken yakın çatışmalar illaki kopacak. Yeni füze tedarikleri Hindistan'ın eksiklerine kapatabilir. Sonuç olarak Tejas şu anki haliyle dünya standartlarının gerisinde yaparken 5. nesildeye yola çıkılan ancak 4. nesil bile zar zor olabilecek bir uçak. Zaten 2001 yılında uçup 2015 yılında hizmete girmesi ne kadar acı çektiklerinin bir göstergesi. Bunu sıkıntılarını incelerken gördük. Gerçekten gömerken bir yerlerini övmek de isterdim ama yapabileceğim tek övgü uçabilen bir uçak yapmış olmaları, yapacağız diyerek kararlı olmaları. Bu sayede yeni serilerinde bu problemlerin birazını çözebilmişler. Bakalım kendilerini kurtarmayı başarabilecekler mi? Şimdilik geldik videonun sonuna. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.